Beykoz'da herkes çok mutlu ve huzurlu. Çünkü Karadeniz'den ve Anadolu'dan gelen komşularımızla iç içe yaşıyoruz. Karadeniz'den gelip Beykoz'u beraber güzelleştirdiğimiz komşularımızın bir kısmı da Giresun Trebolu, Belen köylü vatandaşlarımız. Beykoz'da birçok Belen köylü vatandaşımızla yaşıyoruz. Gökyüzünden bakıyoruz, bir kuş misali süzülüyoruz, Giresun'un Trebolu ilçesine bağlı Belen köyü semalarında. Karadeniz'in o eşsiz yeşili arasında kaybolup gidiyoruz adeta. Karadeniz'de yerleşim alanları arazinin engebeli olması nedeniyle genelde dağınıktır. Belen köyünde bu dağınıklığın aksine yeşillikler arasında itinayla dizilmiş evleri görüyoruz. Köy ne kadar da sakin, huzurlu. Belen köyü Giresun iline 57 kilometre, Trebolu ilçesine 12 kilometre uzaklıktadır. Köy 3 tepeden oluşmuş. Köyün doğusunda Çömlekçi Deresi Vadisi, batısında Harşit Çayı vardır. Köy bu iki vadinin geçiş noktası olduğu için geçiş anlamına gelen Belen adı konmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u 1461'de fethinden sonra bu bölgeye Müslüman nüfus yerleşmeye başlamış. 220 haneli köyde daha çok yazın gurbetçilerin gelmesiyle nüfus 3500 civarında oluyor. Gelin Belen köyünü emekli öğretmenimiz Halil İbrahim Ayeser Bey'den dinleyelim. Okula gittim ama bizim köyde okul yoktu o yıllarda. Yani benim ilkokula başladığım yıllarda. Bitişik Köy, Kuskunlu İlkokulu'nda başladım. 3 yıl orada, daha doğrusu 2 yıl orada okudum. 3. sınıfı Trebolu Merkez Lumumlar İlkokulu'nda okudum. Ben 4. sınıfa geçtiğimde köyümüze okul yapıldı. 4. ve 5. sınıfı da köyümde okudum. Şimdi elektrik 1980 yılında geldi. Ondan önce yoktu. Gaz lambası kullanıyorduk aydınlanmak için. Fin Nuri vardı. Bir de bazı ekabinlerin evlerinde de lüks lambası vardı. Adı lüks lambaydı. Böyle tüllü falan oluyordu. Pompayla hava basılıyordu. Gaz yağı memesinden çıkıyordu. Tülü tutuşuyordu işte. Aydınlatıyordu. O lükstü. Adı da zaten lüks lambasıydı. Vallahi bizim yöresel yemeklerimiz, nereden başlayayım? Sakarca mücveri, pezik turşusu. Siz pazı dersiniz. Bizde yöresel olarak pezik derler. Onun turşusu, fasulye turşusu, efendim kışlık olarak hazırlanan kuru fasulyemiz falan kışlık tarlamızdan çıkardı, hazırlanırdı. Şimdi yok artık, çarşıdan alıyoruz, pazardan alıyoruz. Efendime söyleyeyim, lahananın her tür yemeği işte, kara lahananın. Çorbası, döşemesi, diblesi. Vallahi gençlere söylemek istediğim çok şey var aslında da, kısaca bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyeyim, bu bir amaç köyümüz gelenek görenek olduğu için, kültür olduğu için gençlerimize de kültürlerine sahip çıkmalarını, köyümüzün gelişmesi için kurulu derneklerimiz var hem İstanbul'da hem köyde, bu derneğe sahip çıkmalarını, birlikte hareket etmelerini öneririm. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Dağların tepesinde düzlükler arasına kurulu Belen köyünde 7 mahalle var. Köy nüfusu diğer civar köylerdeki gibi
emekli ve yaşlılardan oluşuyor. Yine gençler gurbete gitmiş okumak için, çalışmak için, hayatı kazanmak için ama unutmuyorlarmış köylerini, yaz aylarında dönüyorlarmış köylerine. Nüfus 3500 civarına kadar ulaşıyormuş Belen'de. Köyün geçim kaynağı çoğunlukla fındık ama diğer tüm meyve ve sebzelerin yetiştiği köy bolluk ve bereket içinde. Köyün tam merkezinde, köy mezarlığının hemen yanında Belen Köyü Merkez Camii. Bembeyaz minaresindeki işlemelerle meydan okurcasına yükseliyor gökyüzüne ve içeri girdiğimizde büyüleniyoruz adeta. Harika bir işçilik gözümüze çarpıyor duvarlarında. Mavinin hakim olduğu o huzur dolu atmosfer büyülüyor bizleri. Burada huzurla edilen tüm dua ve ibadetlerin kabul olmasını bizler de diliyoruz. Köyün mezarlığı da Belen Köyü Merkez Camii'sinin hemen yanında. Geniş bir alana kurulmuş mezarlık, ulaşım açısından da kolay bir yerdi. Burada yatan ecdadımıza da Allah'tan rahmet dileyerek ilerliyoruz bir diğer camimiz olan Gökçe Yazı Mahallesi Camii'ne. Merkez Camii'ne göre daha minik ve eski bir yapıya sahip olan Gökçe Yazı Mahallesi Camii öylece duruyor yol üzerinde, ibadet edenleri bekliyorcasına. Etrafı dağlarla çevrili düzlükler arasında kurulu Belen Köyü. Bir yanında Çömlekçi Deresi Vadisi, diğer yanında Harşit Çayı'yla gülümsüyor bizlere. Ve yine şu güzel dizeler takılıyor dilimize. Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem. Bugün gördüm yarimi, öldüğüme gam yemem. Biz de gördük ya Belen Köyü'nü, artık ölsek de gam yemeyiz. Ve mikrofonlarımızı köy sakini İsmail Semiz amcamıza uzatıyoruz. İlkokulu Belen Köyü İlkokulu'nda burada okudum. Ortaokulu Karakaya Ortaokulu'nda, yani Ortacağım Köyü'nde okudum. Bizim okula gittiğimiz yıllarda söylediğiniz gibi aşırı kar yağardı. Bizim evimiz, yani benim evim, babamın evi buraya okula yakın olduğu için bizim okula gidip gelmemizde çok sorun olmazdı, sıkıntı yaşamazdık. Aynı problemi ortaokula giderken mesela, ortaokul Ortacağım Köyü'nde olduğu için buradan yaklaşık 1,5 kilometre, her sabah yürüyüp gidiyorduk. O zaman araba yoktu, araba yoktu, araç yoktu, servis yoktu. Kendi imkanlarımızla gereklilik geliyorduk. Hayat şartları tabii o zaman çok zordu. Yani hakikaten zordu. Fakirlik vardı. Bu köyde yani herkes birbirini tanıyor, biliyor yani. Annemizin, babamızın ekip diktiğiyle beraber işte kış çıkartıyorduk. Belki işte yılda bir kez çarşıya gidiyorduk. Cumartesi, pazar da Bağdabahçe'de çalışıyorduk gücümüzün yettiği kadar. İneklere yayıyorduk, yani inek çobanlığı yapıyorduk. İşte böyle, hayatımız böyle geçti. 1985 yılında da buradan gurbete gittim ben, İstanbul'da. Aşağı yukarı işte 25 yıl İstanbul'da kaldım. Emekli olduk, köye döndük. İstanbul'da İstanbul Derneği'ni kurduk. Derneğin de kurucu üyelerindenim.
Aynı zamanda işte emeklilik buraya geldikten sonra da buradaki derneğe başkanla beraber yürütüyoruz, yine dernekteyiz. Bizim köyümüzde 3 tane kahve vardı. O 3 kahvenin 3'ü de dolu olurdu. Komşuluk ilişkileri bir bambaşkaydı. Gidip gelmeler, akşam ziyaretleri, televizyon yoktu, işte demin bahsettiğim gibi elektrik yoktu. Köy birlikteliği vardı. Fındık soymayı meclisi olurdu. Ekim, Eylül ayı sonunda mısırlar toplanıldığında mısır soymayı meclisi olurdu akşamları. O da çok harika olurdu, süper olurdu. İşte yenilir içilirdi, mısırlar soyulurdu. Hoş sohbet, muhabbet edilirdi. Güzel yıllardı. Gençlere söylemek istediğim bir şey, kültürümüze sahip çıksınlar, köyümüze sahip çıksınlar, anne babalarının sözlerini dinlesinler. Bu kadar, başka da söyleyecek bir şeyim yok. Giresun, Karadeniz'in incisi olduğu gibi aynı zamanda kemençenin de ana yurdu. Gelin sonraki röportajımızı yapmadan önce sırayı kemençeye verelim. Erdem Bıçak alıyor kemençesini ve Giresun üstünde vapur bağırıyor türküsünü hepimiz için seslendiriyor. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını anam doktor sarıyor. Eşref'in yarasını anam doktor sarıyor. Eşref'in anası yanmış alıyor. Atma hakkı atma, pişman olursun. Atın mermiden anam sen utanırsın. Geri galezadelerine anam hasım olursun. Köydeki sohbetlerimize Trebolu Belen Köyü Dernek Başkanı Zübeyir Pek Bey ile devam ediyoruz. İsmim Zübeyir Pek, 1964 doğumluyum. Trebolu Belen Köyü Dernek Başkanıyım şu anda. Köyümüz şu anda 220 hanemiz var. Fakat gurbetçilerimiz çok. 3500 civarında bir köyümüzün nüfusu var gurbette. Köyümüz fındıkla geçiniyor. Ayrıca İşte fasulyemiz oluyor, mısırımız oluyor, meyvelerimiz oluyor ama genel geçimi fındıklı oluyor. Köyümüzde 2 adet camimiz var. Merkez camimizin, mezarlığımızın olduğu yerde 220 kişi alasılık ve kapısında namaz kılma geleneğimiz var. İki camimiz var. Diğer camimiz burada köyümüzün ana yolunda. Köyümüz yazın genellikle şenleniyor, gurbetçiler geliyor. Kışın ben de daha gidiyorum. Köyümüzün nüfusunun dışarıda çoğu olması kışın sıkıntı oluyor. Biz İstanbul Derneği'ni kurduk ikinci olarak. İki tane derneğimiz var. Biz köy, biz İstanbul. Ben İstanbul'da görev yaptım. Daha sonra emekli olduktan sonra burada geldik, tekrar derneğe devam ettik. Köyümüze geldikten sonra yol sıkıntıları vardı. Önce onu çözmeye çalıştık. Köyümüzün çeşitli yerlerine yol vurduk. Devletten ve dernekten yardımlaşarak. Yolların tadilatıyla uğraştık. Kur'an kursumuz faaliyette değildi. Eski binaydı, onu tadilat yaptırdık. İşte çeşitli yerlere işte okulumuzun duvarlarını yaptırdık. Genellikle yolla uğraşıyoruz. Yol çok büyük sıkıntı. Şu anda köyümüzde eskiden hayvanla taşınıyordu fındıklar bahçelerden. Şu anda ATV'ler de taşınıyor. Tabii araçla da taşınıyor. Bunların içinde araba yolu gerekiyordu. En büyük uğraşımız oydu ve birlik beraberliği konusunda çalışmalar yaptık, toplantılar yaptık. Hala da devam ediyoruz.
Bu güzel sohbet için Zübeyir Bey'e teşekkür ediyoruz ve yine havalanıyoruz. Drone görüntülerimize bir eski kale harabesi takılıyor. Öylece yeşillikler arasında yüksek bir tepede kalmış kale harabesi. Kaleler savaşların en önemli simgeleri. Kim bilir ne çatışmalar olmuş burada. Bir an tarihin eski sahneleri canlanıyor beynimizde. Yalnız bırakarak ayrılıyoruz Belen Köyü kale harabesinden. Eski bir taş fırın çıkıyor karşımıza. İlerliyoruz yavaş yavaş, sanki mis gibi ekmek kokuları geliyor burnumuza. O yıllara gidiyoruz fırına baktıkça. Trebolu'ya gelirseniz lezzetlerinden tatmadan gitmeyin, emin olun çok şey kaybetmiş olacaksınız. Biraz ağzınız sulanacak ama gelin Belen Köyü'nün lezzetlerini tanıyalım. Zengin bir mutfağı olan Trebolu, mısır dolması, hamsi böreği, ısırgan otu yemeği, kiraz tuzlusu, fasulye diblesi, taflan kavurması, turşu kavurması, mısır ekmeği ve leziz Trebolu usulü pide çeşitleri gibi lezzetleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ve çok eski bir köy çeşmesinde dinleniyoruz tabeladaki yazıyı okurken. Belen Köyü sokaklarında eski bir ilkokul çıkıyor karşımıza. Köyün eski ilkokulu şimdilerde Kur'an kursu olarak kullanılıyormuş. Klasik bir köy ilkokulu, tek katlı, minik minik pencereleri olan, küçük sınıfları olan ama büyük insanların yetiştiği eğitim merkezleri. ATV'ye binmiş köyün sakini tur atıyor köyün yollarında. Pembe pembe çiçekler baktığımızda mutluluk veriyor içimize. Minik köpek poz veriyor kameramıza gururla. Ve Belen Köyü'nden ayrılma vakti geldiğini hissediyoruz. İlerliyoruz ağaçların, evlerin arasından. Tüm gördüklerimiz sanki hızlı çekimde bir film izler gibi geçiyor yanı başımızdan. Hani derler ya, okuyan mı çok bilir, gezen mi çok bilir? İnanın ki Belen Köyü'nü yüzlerce kez okusak bu kadar aklımızda kalmaz. Biz gezerek, görerek öğrendik Belen Köyü'nü. Ardımızda bıraktığımız güzellikleri kalbimizde hissederek ayrılıyoruz Belen Köyü'nden.